Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib. Sadakallahul azim. Bu hafta içinde yaşadığımız kargaşa hakkında, keşmekeş hakkında son defa olarak umumi bir tahlil yapıp bu bahsi kapatacağım. Daha bana kimse Fethullah ile ilgili bir sual sormasın. Yeter, usandım. Bu işten usandım. Lakin bu bahse girmeden evvel rahmetli Osman Turan Bey'in ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla birkaç cümle onun hakkında söylemek istiyorum. Osman Turan sağlam bir münevverdi. Vatansever ve alim bir adamdı. En sağlam tarafı doğru Türkçe müdafiiydi. Uydurma lisan aleyhindeydi. Onun için ben uydurma kelimeler haline yazdığım kitabı ona ithaf ettim. Ruhu şad olsun. Hepiniz içinizden ruhuna bağışlamak üzere ekran başındakilerden de rica ediyorum. Allah rızası için onun ruhuna ithafen bir Fatiha okuyun. Kadir bilenin kadri bilinir. Bu böyle insanları anmak böyle bir vicdani bir borçtur. Takriben bir aydan beri dehşetli bir kargaşa içindeyiz. Televizyonlar dinliyorsunuz. Gazeteleri görüyorsunuz. Ben bundan 1,5-2 sene yakın bir zaman evvel bu hareketin İslam ile mizan edilmek şartıyla siyasi, iktisadi, ahlaki ciheti beni fazla alakadar etmiyordu. İslam ile mizan edilmek suretiyle liderinin yanlış yolda olduğunu yazdım. Bana 5 tane dava açtı. Ben elimde bir kalemim var, kitaba yazdım. Kitabı kaç kişi okuyor ki? Yalnızdım ve çok insan da beni kınıyordu. Şimdi o kınayanlardan daha çok benden özür dileyen var. Sen az yazmışsın diyorlar. Başka bir vesileyle burada söyledim. Benim halisane milleti arkasından giden topluluğu ikaz için bilhassa onu başlangıçtaki hüviyetiyle kabul ederek o hüviyetin devam ettiğini zannederek aşırı hüsnü zan ile yürüyen insanları ikaz için onlara takip ettikleri adamın değiştiğini göstermek üzere bu kitabı yazmıştım. Yoksa arkasından gidenlere karşı hiçbir tarihte bulunmadığım ve onları tefrik ederek hareketin lideri hakkında muahezelerimi sıraladığım kitabı okuyanlarca malumdur.
Ama sanki bütün bir kitleyi karşıma almışım gibi telakki edenler oldu. Lakin benim onu anlamam kitabı yazdığım zamanda değildi. 90'lı yıllardaydı. Bugünkü Sayın Başbakan'ı ben belediye reisi iken ikaz ettim. Bu sana bir rey vermez, bunun reyi Ecevit'indir dedim. Ecevit'ten daha din karşıtını bulsa ona rey verir dedim. Sen kafayı bozmuşsun dedi bana. Allah selamet versin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifi vardır. El muhlisune ala hatarın azim. Halis insan büyük bir tehlike üzerindedir. Benim bu ikazıma rağmen siyasete, belediye reisinden sonra siyasete atılınca arkasından giden kitleye bakarak, bunlar ehli kıble, Müslüman insanlar. Bunları devlet kadrolarına alırsam memlekette işler daha iyi yürür. Müslüman insan hırsızlık yapmaz, ahlaksızlık yapmaz vesaire düşüncesiyle bunlara liyakatlerinden fazla taviz verdi. Lakin bilmedi ki işin başındaki adam bu halisiyeti istismar ediyor. Ve onların gücünü başka işler için kullanıyor. Şimdi bunlar meydana çıktı. Her gün gazetelerde okuyorsun. Daha da çıkacak. 17 Aralık hadisesi patlak verdiği zaman ben dedim su yüzüne çıkan, televizyonda varit ve vaki olan, kitaba yazılmış olan yanlışları anlattım. Benim istihbarat teşkilatım yok. Devletin elinde benim bildiğimi 100 kat malumat vardır. Şimdi bekleyin devletin ifşaatlarını dedim. Şimdi o sükun etmeye başladı. Lakin gerek televizyonlarda gerek gazetelerde benim görebildiğim kadarıyla bu işin bam teli, hassas noktasını gören ve anlatan bir adam yok. Ben size şimdi öyle bir perspektiften bu işe bakacağım ki televizyonlarda veya gazetelerde bunun adı bile geçmiyor. Bu hareket herkese göre İran ve Amerikan menşelidir. Doğru. Ama ne Amerika ne şey İran diyorum, İsrail. Ne Amerika ne İsrail düğmeye ilk basan değildir. Ben buradan ifşa ediyorum. Düğmeye ilk basan İran'dır. Neden? Size bu vesileyle İran fitnesini anlatmak istiyorum. Ve bu işte İran'ın rolünü anlatmak istiyorum. Bu hiç yapılmamış bir iş. Onun için son defa olarak çok bekledim biri bunu yazsın söylesin diye. Rastlamadım. İş başa düştü. Ben bu perdenin arkasındaki ilk müessiri bu hafta ifşa edeceğim. İran nasıl bir yer? İran İslam'dan evvel alem şumul karakteri haiz bir büyük devletti. Medler, Sasaniler, Balkanlara kadar gitmişlerdi. Anadolu Yunanlılarla İranlılar arasında devamlı bir savaş sahnesiydi. Fakat İslamiyet'ten sonra İran ne İslam dünyasında ne de onun haricinde alem şumul bir rol oynayamadı. Sönük kaldı. Bu sönüklüğün birinci amili İran'ı fetheden İslam orduları Türkistan'a gidince, Türkler Müslümanlaşınca batıya yürüdüler. İlk çiğnedikleri yer İran oldu. İslam'a ram olduktan sonra İran bir daha Acem ırkından bir idareci bulamadı. Kamilen Türk hanedanları İran'ı idare etti. İran
İlk uğrak yerimiz İran olduğu için bazı dini silahları da Arapça yerine Acemce'den aldık. Namaz Farsçadır. Bunun Arapçası salattır. Abdest Farsçadır. Abdest el suyu demektir. Bunun Arapçası vududur. Hiçbir Türk bilmez. Farslardan lisan bakımından bilhassa edebiyat, edebi lisan bakımından çok tesir aldık. Çünkü Farsça ahenkli bir lisandır. Sen canip dersin, o cavunip der. Sen hoca dersin, o hoca der. Uzun eceleri çok olan lisan ahenkli bir lisandır. Bununla beraber Ali Şir Nevai Muhakemeti Lugateyn isimli eseriyle Acemce ile Türkçeyi mukayese etmiştir. Tabii bugün Kemalistlerin tahrip ettiği Türkçe değil. Asıl Türkçeyi mukayese etmiştir. Türkçenin Acemce'den daha zengin olduğunu ortaya koymuştur. Muhakemeti Lugateyn budur. İran'da ilk kurulan İslam devleti Büveyh oğullardır. Büveyhilerdir. Aleviyül meşheptirler. Fakat İran'ın tamamında Alevilik yoktu. İran'ın tamamının Aleviliğin çıktığı yer Basra, Bağdat havalisidir. Irak'tır. Lakin Şah İsmail-i Safevi aslında Sünni bir tarikatın lideri olduğu halde tarikatı Alevileştirmiş, İran'ı da Alevileştirmiş olan adamdır. 40 bin Müslüman alim kesmiştir Şah İsmail. Ben size İran tarihini uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ama bir başlangıcına bir de sonuna dair ışık tutarsam İran'ın asırlardan beri takip ettiği milli gaye anlaşılır. Şah İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt'tir. Şeyh Cüneyt babası ölünce Azerbaycan'ın Erbil'le karıştırmayın. Ertebil kasabasında Şeyh Safiyüddin adında bir Sünni alimin, Azeri'nin kurduğu Safevi tarikatıdır. Onun torunlarından biri olan Şeyh Cüneyt, II. Murat devri adamıdır. Şeyhliği babasının ölümünden sonra amcasına kaptırınca oradan çıkmış, II. Murat devrinde Türkiye'ye müracaat etmiş. Tek gemi Türkiye'ye taşımak istiyorum. Safevi tarikatını yavrulatmak istedi. II. Murat, Osmanlılar bu tekkeye çırağı akçesi diye hediyeler gönderirlerdi. Bütün tarikatlara ne gözle bakıyorlarsa, Osmanlılar da Safevi tarikatına bu gözle bakıyorlardı. Fatih'in babası 2. Murat zamanında tekkesini Anadolu'ya nakletmek istedi. Bu niye Azerbaycan'dan çıkıyor, Erdebil'den çıkıp Anadolu'ya gelmek istiyor? Bir araştırın dedi padişah. Divanda mesele görüşüldükten sonra padişaha dediler ki efendim bu şehliğini şahlığa tebdil etmek istiyor. Devlet olmak istiyor. Tarikat şeyhi ama bugün de hem tarikat şeyhi hem parti başkanı olan adamlar var. Bunun gibi. Siyasi emeli var. Bunun üzerine padişah dedi ki otursun oturduğu yerde, müsaade etmeyin. Osmanlı'dan yüz bulamayınca bu gizlice Anadolu toprağından geçerek Diyarbakır'a gitti. Uzun Hasan'a mülaki oldu. Uzun Hasan'ın başlangıçta merkezi hükümeti Diyarbakır idi.
sonradan Azerbaycan'a, Tebriz'e nakletmiştir. Akkoyunlar Devleti'nin reisi Uzun Hasan'la görüştüğü zaman bir şey fark etti. Osmanlılar Sünni Müslümanlığı tercih ediyor. Osmanlı'ya karşı insanları onun muhaliflerini etrafına toplayabilmesi için en iyi vasıta Alevilik. Uzun Hasan Aleviliği tercih ediyor. Alevi insanı mezhep farkını kullanmak suretiyle Osmanlı aleyhtarı olmaları ve etrafında toplanmalarını ona karşı bir güç teminini çalışıyor. Buradan Aleviliğin ehemmiyetini kavradı Şeyh Cüneyt. Fakat baktı ki Uzun Hasan da bunu kullanıyor, o da bunu kullanıyor. Belli bir müddet sonra oradan ayrıldı. Uzun Hasan'la akrabalık tesis ettikten evlenme vesaire. Kısa kesiyorum. Samsun'a geldi. Samsun havalisinde henüz fethedilmemiş. Samsun havalisinde tarikatını bir hayli geliştirdikten sonra 4000 müridiyle Trabzon'u kuşattı. Trabzon'da Komnenos ailesi 1204 yılındaki 4. Haçlı seferinde Haçlılar İstanbul'u işgal edince Bizans hanedanını kılıçtan geçirdiler. Alexis Komnenos adında bir şehzade, Bizans hanedanı mensubu bu katliamdan kurtuldu. Gürcistan'a gitti. Gürcistan'da bir faaliyette, siyasi faaliyette bulunmak isterken Trabzon Rumları onu çağırdılar. Trabzon Rumları da biraz evveliyatı, altyapı olmak üzere söyleyeyim. Milattan önce 4. asırda Yunanlılarla İranlılar harbe tutuşmuşlardı. Daha doğrusu Yunanlılardan ziyade ölen bir İran şahının, hükümdarının iki evladı saltanat kavgasına girişmişlerdi. Bunlar Antep havalisinde çarpışırken İran şehzadelerinden biri Yunanlılardan 15 bin lejyoner aldı, paralı asker. Bu şehzade, Yunanlardan 15 bin paralı asker alan şehzade harpte öldü. Ölünce Yunanlar biz kim için dövüşeceğiz? Memleketimize dönelim dediler. Rota tayininde yanlışlık yaptıklarından sahile vardıklarında baktılar ki burası İzmir değil. Deniz kenarına ulaştılar ama Trabzon başka bir şehir. Bunlar kumandanları olan Ksenofon, 10.000'lerin ricati diye yazmıştı bunu. Çünkü 10.000 kişiye inmiş bu ordu. Trabzon'a geldikten sonra bir kısmı karayoluyla, bir kısmı deniz yoluyla İstanbul'a gelmiştir. Hatta yağmaladıkları malları bu Üsküdar'da günlerce, aylarca pazarda satmışlardır. Bir kısmı da Trabzon'da kaldı. Rumluğun Trabzon'da milattan evvel 4. asırdaki mevcudiyeti buydu. Deniz ticareti yapıyorlardı. Alexis Komnenos'u çağırdılar. Bey yaptılar. O işi büyüttü. Bunu devlet haline getirdi. Trabzon Rum devleti. Pontus değil. Pontus'un Trabzonlukla alakası yoktur. Pontus'un ilk merkezi Amasya'dır, ikinci merkezi Sinop'tur. Milattan evvel 70 yılında yıkılmıştır Bizans tarafından. Trabzon Rum Devleti ise 1204'te kurulmuş. Arada hesap edin bak, 1204 aşağı yukarı 1250 sene var. Pontus davası Yunanlıların palavrasıdır. Trabzon'la bir alakası yoktur. Pont Oxen, Yunanca Karadeniz demektir.
buradan doğmuş bir addır. Pontus da bir Yunan devleti değil, bir İran devletidir. İran satraplığıdır. Rumlukla alakası yoktur. Tarihte böyle çok yanlış yerleşen işler vardır. Kısaca bunları temas ettikten sonra, halbuki Diyarbakır'dayken oğlu Haydar, Şah İsmail'in babası, Rum prensesiyle evlendirilmişti. Şah İsmail'in anası Trabzon Rum hanedanı olan Komnenoslardan bir Rum'dur. Kadını da ona verirken kilise yapacaksınız, bu ibadet yapacak kilisede diye şart koşmuşlardır. Hristiyan olarak kalmıştır. Dünürünün memleketini kuşattı. Trabzon Pontus hükümdarı Dünürü'ydü. Oğlunun kayınpederiydi. Haydar'ın. Bunun üzerine Fatih de Trabzon'u fethetmeyi düşündüğü için üzerine yürüyünce Osmanlı askerleri bıraktı, kaçtı. Gürcistan'a gitti. Bu sefer Gürcistan'ı elde etmek için çalışırken öldü. Yerine Haydar geçti. Safevi tarikatını tamamen Alevileştiren Şeyh Haydar'dır. Şeyh İsmail'in babası. Şah İsmail'in babası 12 dilimli Alevi tacı. Bektaşilerde de görürsünüz. Mezar taşlarında bile vardı. Bunu icat eden odur. Onu da Haydariye derler. Güzel. Alevileştirdi. Osmanlı ile baş etmeyi göze alamadığı için iç işleri Karakoyunlar hükümdarlığında altında olan İran'ı gözüne kesti. Ve oğlunun zamanında hikayeleri uzun, bunların hapis hayatı var vesairesi var. Müritlerini çoğalttılar vesaire. Ve netice İran'a yerleştiler. Şah İsmail'le İran resmen Şiileştirildi. Tarikat da Şii oldu. Alevi oldu. Şah İsmail size uzun uzun anlatsam sığmaz. Maraş Dülkadir oğlu ailelerinden bir kızı istedi. Maraş Bey'i bu 2. Bayezid devrinde oluyor. Ben Alevi'ye kızımı vermem dedi. Bu kız da izinsiz Osmanlı toprağından geçti. Maraş'a geldi. Maraş hanedanını kılıçtan geçirdi. Hatta ecdadının mezarlarını bile açtırıp kemiklerini yaktırdı. Sen bana kızını niye vermedin diye. İran'da ise 40 bin Sünni alim kesti. İran bir fitne kazanı haline geldi. Sünni dünyada dünyaya karşı mücadele ederek Aleviliği galip getirerek lider olmak sevdasına kapıldı. Safevi hanedanından sonra İran'a hakim olan bir başka Türk hanedanı Kaçar hanedanıydı. Şimdi sonuna geliyorum, atlıyorum arayı. Kaçar hanedanı gene bir Türk hanedanıydı. İslamiyet'ten sonra İran'ı ilk defa 1926 senesinde Rıza Şah Pehlevi adında bir Acem Şahı geldi. Nasıl geldi? İngilizler Harbi Umumiye tekadüm eden günlerde Yahudinin tahrikiyle, bakın olup biten işleri anlamanız için sade geçmiştekini değil, günümüzde olup biten işleri anlamanız için de iki milleti iyi tanımanız lazım. Bunlardan biri İran'dır, biri de İsrail'dir. Yahudi'yi ve Acem'i iyi tanımak lazımdır. Şimdi bu vesileyle ben bunların ikisinin üzerine de bir nebze projektör tutacağım. Petrol yem olarak İngiliz'e gösterildi. İngiliz
süper gücü o asrın, 19. asrın ve 20. asrın başlarında sanayinin birinci devletidir. Petrole ihtiyacın var, sanayi petrolsüz olmaz. Yahudi petrolü gösterdi. Bunlar arkeolojik çalışmalar bahanesiyle adı altında. Musul havalisinde, Irak havalisinde çalıştılar. Lakin Zeki Abdülhamit daha fevkat daha subayları hamal kıyafetine soktu. Bunların emrine verdi. Aletleri getir götür araştırma yapıyorlar ya. Bunlar hep subaydır. Nerede petrol bulundu? Abdülhamid'e jurnal verdiler. Abdülhamid bunların arkasından oraları satın aldı. Fazla para verir Arap'tan satın alırlar. Çünkü bir devlet bir toprağı kaybettiği zaman devlete ait toprak galibe geçer. Şahsa ait toprak gene o şahısta kalır. Tebası olsa da olmasa da. Bugün Suriye'de emlaki olan Urfalılar vardır. Amik Ovası'nda, Antakya'nın Amik Ovası'nda Suriyelilerin arazisi vardır. Karşısında hemen görünür Harim diye bir kasaba vardır. O kasabanın köylüleri geçerler oradan Lesepasse ile, yani hususi bir müsaade kağıtlar vardı. Onu gösterir geçer, ekinini eker, biçer, döver, alır, karşıya götürür. Şahsi mülk devam eder. Bugün Suriye ile Türkiye arasında bunun tipik örnekleri vardır. Aynı şekilde Abdülhamid, bugünkü tabirle kamu arazisi, amme emlaki olan bu yerleri şahsileştirdi ki herhangi bir ihtimalle bunlar satın almasın diye. Filistin'de ve aynı işi yaptı. Petrol mıntıkası olan Kerkük'te de aynı işi yaptı. Fakat Abdülhamid'i tahttan indirenler mallarını millileştirdiler. Yoksa bugün Abdülhamid'in varisleri bunu dava edebilirlerdi. Şahıs üzerinde kalmış olsaydı. Ama Musul'da yaptıkları çalışmanın aynısını da İran'da yaptılar. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının zahiri amili petroldür. Petrolü olan bir ülkeyi idare etmek zordur. Harb-i Umumi nihayetinde İran'a da teklif ettiler. Senin petrolün var, çıkaralım bunu dediler. Kaçar Hanedanı bunu kabul etmedi. Kabul etmeyince İngilizler İran ordusunda bir albay olan Rıza Pehlevi'ye destek çıktılar. İhtilal yaptı, Kaçar Han'ı devirdi. Zavallı Kaçar Hanedanı'nın reisi de bizim Vahidettin gibi gurbette öldü. 1926 senesinde Acem ırkı İran'a sahip oldu. İran'ın 2. Cihan Harbi'nde de çok maceralı bir tarihi var. Çok sıkıntılı günleri var. Bunları atlıyorum. Sonundan bir misal vereceğim dedim size. Sonundan misal şudur. İngilizlerin desteğiyle iktidar olan Rıza Şah Pehlevi petrolleri İngilizlere, aynen bugün Suudi Arabistan'ın petrolünü Amerika işlediği gibi İngilizlerle çıkarmaya başladılar. Fakat Alman Harbi'nden sonra bu iş değişti. Alman Harbi'nde Bakü petrollerine sahip olarak Azerbaycan'a kadar gitmiş olan Alman ordusu suni petrol soğuklarda donunca, tarihler tersine dönünce Ruslar Almanları kovalamak bahanesiyle İran'a girdiler ve çıkmadılar. Yahudinin tahrikiyle Amerika harbin sonlarına doğru Almanya'ya karşı harbe girdi. Dolayısıyla Ruslarla müttefik oldu. Ruslara dedi ki buradan çık. Çıkmadı. Şah petrolden %10'dan başladı. %90'a kadar sana vereyim dedi Ruslara. Ruslar çıkmadı.
Amerika dedi ki, çok özet söylüyorum, bundan sonra aklınıza takılan sorular olursa sorarsınız, aşağıda cevap veririm. Bitmez bir iş çünkü. Amerika dedi ki, arkadaş İran'dan çıkarsan çıkarsın, çıkmazsan müttefik değiliz. Almanya gibi seninle de harbim var. Rusya çekildi. Lakin bu müddet zarfında takriben bir buçuk sene sürdü bu çekişme. İran'da komünist hücreler kuruldu. Bunun arkasından bu Tudeh Partisi adında bir komünist partisi olarak su yüzüne çıktı. Rıza Şah Pehlevi'den sonra oğlu geçti, oğlu da Rıza Şah. İki şah idrak etti Acem ırkından, İslamiyet'ten sonra İran. Bu ikinci Rıza Şah, yani en son devrilen Rıza Şah zamanında Musaddık adında bir komünist seçimle iktidarı elde etti. Seçimle iktidarı elde etti. Aynen Ecevit gibi komünistler, Ecevit'in komünistliğini kafi addetmedikleri için ayrı bir komünist, gizli komünist partisi nasıl kurdularsa, Tudeh Partisi'nin gizli kanadı da Musaddık'ın petrolleri millileştirmeye kalkmasından başka komünist icraatı içinde ciddi bir iş yapmadığını görünce bir ihtilal yaptılar. Musaddık'ı devirdiler. Şah kendi kullandığı bir uçakla İtalya'ya kaçtı. İtalya'ya kaçtı. Alman harbi nihayetinde bu işte. Benim lise talebeliğimde Amerikan desteğiyle Molla Kaşani, aynen Hümeyni gibi ulemadan bir adam, halkı arkasına taktı, komünistlerle mücadele etti. Lakin bu Amerikan desteğiyleydi. Amerikan desteğiyle komünistler mağlup edildi ve Şah geriye geldi. Amerika bu desteği verdikten sonra artık petrolü İngiltere'nin işletmesine razı olacak değil, kendi onun yerini aldı. Bu surette Şah Amerikan sayesinde tahtına nail olduğundan Amerikancı oldu. Ama ne kendisi ne babası. Türkiye'de Mustafa Kemal de İngilizlerin desteğiyle iktidar oldu. Ama bu iktidar oluşu, onlara medyun oluşu, Türkiye'nin yüzünü batıya çevirmekle, bildiğiniz inkılaplarla ortaya koydu. Şah bunu yapmadı. Şah alafranga, batılı bir idare kurdu, din hayatını, din sınıfına dokunmadı. Şöyle zulmetti, böyle zulmetti, yalandır. Yalnız Şah toprak reformu yapmak istedi. Hümeyni ve emsali din adamlarını Şah'a karşı harekete sevk eden amil budur. Dinen bir sıkıntıda olmaları değil. Buna beyaz ihtilal dedi Şah. Peki bu niye din sınıfına dokundu? Bakın, İslamiyet'te harp ganimetinden beşte bir devletin hakkıdır. Buna Osmanlılar Pençik Kanunu derler. Acemler de bu Pençik beşte bir demektir. Acemce bir kelimedir. Acemler buna Hubus derler. Hamse'den. Onlar Arapçayı kullanıyor, biz Farsçayı kullanmışız. Ganimetin beşte biri devletindir. Ama İran'da bu ganimetin beşte biri devletin değil, din sınıfınındır. Başka bir inceliği daha var. Sade harp ganimeti değil, insanların normal kazancının beşte biri de din sınıfındır. Aynen papalık gibi İran'da din sınıfı Karun kadar zengindi. Ve İran topraklarının kahir ekseriyeti bu din sınıfının elindeydi. Toprak reformu onların gücünü elinden almak için. Bunun için isyanlar başladı. Gösteriler yapıldı. Bizim Taksim hadiseleri gibi.
Bu gösterilerden birinde Hümeyni adındaki bir imamın, o zaman Ayetullah değil, oğlu öldü. Oğlu muhalefete geçti. Hümeyni muhalefete geçti. Oğlu muhalefete geçtiği hengamda Şah buna bir zarar vermesin diye, çünkü onların itikadında Ayetullah günah işlemez, masumdur. Cinayet işlese mahkemeye gönderemezsin. Böyle bir saçmalık vardı onların anlayışında. Şeriat medari, reisül üleması, en büyük Ayetullah. Buna Ayetullah makamı tefviz etti. Şah yine bunun aleyhine faaliyette bulununca bunu Irak'a kaçırdı. Hümeyni bir müddet Irak'ta kaldı. Oradan memnun olmadı, Türkiye'ye geldi. Bir müddet Rıza Paşa yokuşunda büyük valide han vardır. O vaktiyle Kösem Sultan'ın inşa ettiği bir handır. İran tüccarlarının indiği yerdir. İçindeki cami hala Alevi camidir. Caferi mezhebine göre orada namaz kılınır. Hümeyni orada imamlık yaptı. Sonra bir müddet sıkıldı, Bursa'ya gitti. Hümeyni'nin hikayesini burada bırakalım. Bu toprak reformundan dolayı Şah'a karşı din sınıfının organize ettiği mümayişler başladı. Bu mümayişler başladığı zaman Amerika burada petrol menfaati var. Bugün Suudi Arabistan'da kral ailesini devirecek bir hareket olsa Amerika gelen acaba benim petroldeki hakkımı muhafaza eder mi etmez mi endişesine kapılır. Kimden yana olması lazım geldiğini hesap eder ve buraya müdahil olur. Aynen İran'da da böyle oldu. Amerika dedi ki bu din adamları muhalif. Eskiden solcular muhalifti, azdılar. Bunu başaramıyorlardı. Şimdi din adamı kitleleri ayağa kaldırıyor. Ne yapalım? Amerikan entelijansı, İran'da bir ihtilal yaptıralım. Rıza Şah Pehlevi ihtilalle iktidar yaptığımız gibi bize bağlı bir adamı ihtilal yapalım. Lakin Amerikalılar Türkiye'den, daha doğrusu Osmanlı'dan iki şey öğrenmişlerdir. Bu arada berai malumat, onu da söyleyeyim. Öğrendikleri işten birisi şudur. Beyaz Saray'ın bütün anahtarları Kılıççılar Çarşısı vardır Nur Osmaniye'nin altında. Orada yapılmıştır. Kel alaka diyeceksiniz. Elle yapılan anahtarın bir ikincisi olmaz. Sizin cebinizdeki yale anahtarların her birinden en aşağı 1000 tane, 10 bin tane basılmıştır. Aynı anahtardan binlercedir. Halbuki elle yapılan anahtar başka uymaz. Başkası uymaz. Bir bunu almışlardır. Bir de Abdülhamit baktı ki devlet tefessü etmiş. Dolmabahçe Sarayı'nın olduğu yerde bıraktı, Yıldız'a yerleşti. Şahsına bağlı bir istihbarat kurdu. Amerika'da her yeni gelen başkan, başkan olmadan evvel tanıdığı insanlardan müteşekkil 100-150 kişilik bir istihbarat ağı kurar. Bu istihbarat ağına da danışır, bunlara da danışır. Devletin istihbaratından gelen bilgiye fazla güvenmez. Onlar dediler ki, bir ihtilal yapalım, bu şah gidecek. Bu kadar itibarsızlaşan adam burada kalamaz. Bir ihtilal yapalım. Bugünkü hadiseye nasıl bağlayacağım göreceksiniz. Çok uzaktan gidiyorum, atlaya atlaya gittiğim halde. Bunlar bilinmezse bugünkü işler anlaşılmaz. Bir ihtilal yapalım, kendi taraftarımız olan birini iş başına getirelim. Başkanın etrafındaki kitle Yahudi güdümlü. Amerika'da başkanın etrafını sararlar Yahudiler. Başkan yardımcıları vesaire Yahudi. Onlar dediler ki yanlış yaparsınız. 1926'nın dünyası değil. Millet demokrasiye alışmış, rey vermeye alışmış. İktilalle gelenler fazla iş başında kalamaz.
Biz bu halk harekatıyla birleşelim. İyi de bu aşırı dinciler bizim buradaki petrol hakkımızı tanımazlar. Bunlar bize düşman olurlar. Yoklayalım. Şeriat medariye gittiler. Şeriat medariye dediler ki siz bu şahın devrilmesini istiyorsunuz. Biz size yardım edelim. Şahı devirin. Ama siz iktidar olunca bizim petrolden hissemize ne diyorsunuz? Biz petrol peşinde değiliz. Bu batılı bir devlet kurdu. O samimi. Batılı bir devlet kurdu. Biz bu nizamı İslami yapmak istiyoruz. Şeriat medarı. Peki petrol? Alın sizin olsun. Eskisi gibi devam edersiniz. Bu garantiyi alınca bunlar peki biz seni şimdi agrandize edeceğiz, büyüteceğiz, itibarlaştıracağız dediler. Dedi ki yo ben bu işi yapamam. Ben ihtiyarım. Bana zulmederler. Ben size birini söyleyeyim. O yurt dışındadır. Onu agrandize edin, onu büyütün, onu itibarlaştırın. Hümeyni'yi söyledi. Bunlar Hümeyni üzerine karar verdikleri zaman Hümeyni'nin bundan haberi yoktur. Hümeyni Türkiye'de sıkıldı. Evladı Resul'den birinin idareci olduğu Fas'a gidip yerleşmek istedi. Çünkü Fas Hazreti Hasan'ın soyundan. Aleviler pek Hazreti Hasan'ın soyunu sevmezler ama Hazreti Hasan'ın soyundan bir kral idaresindeydi. Bunun üzerine Paris'e gideyim, bir Paris'i görürüm. Paris'ten de bir Fas vizesi alıp gider Fas'a yerleştiririm diye. Ama onun haberi yok. O Paris'e gitme hengamında onun üzerine karar kılındı ya, Yahudi entelijansının, Yahudi teşkilatının istihbaratıyla unutmayın, dünyanın her yerinde Yahudi kahir ekseriyetle bankaları elde eder, basını elde eder. Size gösterebilirim. Alman basın yasasında Yahudi aleyhine yazı yazılamaz diye madde vardır. Almanya'da Yahudi aleyhine yazı yazamaz bir gazeteci. Yani Almanya Yahudi devleti değil. Ya ne mana bu? Öyle hakimdirler. Türkiye'de de böyledir. Burada Sami Cohen diye yazar, Manchester Guardian'da Samuel Cohen diye yazar. Bunları açarsam çok mesele vardı. Basın bunların elindedir. Bunlar beynelmiler bir surette haberleşerek Hümeyni uçaktan inerken üzerine bir basın ordusu saldırdı. Türkiye'de 15 sene yaşadı Hümeyni. Bir gazete haberi olmadı. Ben bunu söyledim de dedi ki birisi dedi doğruluğunu bilmem. Bursa'da yaşarken Selanik kerhanesinde Bursa kerhanesinin kapısında resmi çekilmiş de Bursa gazetelerinden biri haber yapmış. Bu kıyafetle burada bu adam ne arıyor diye. Hiçbir haber olamamış bir adam. Cim karnında bir nokta. Birdenbire gazeteciler, televizyoncular üzerine saldırdı. Ne olacak bu İran'daki durum? Allah belasını versin, yıkılacak. Bana sorsalar ne olacak Kemalizm? Ben ne derim? Arzu ettiğimi derim. O da arzu ettiğini söyledi. Bu gazetelerde, televizyonlarda manşet oldu. Birdenbire. Çünkü onu popülarite, itibar kazandırmak için seçmişler. Şeriat medarının teklifiyle. İran solcularına da ki bunların Paris'teki talebe cemiyeti başkanı olan Beni Sadr'a da Yahudi geldi dedi ki siz tek başına şahı deviremezsiniz. Siz bu dini grupla birleşin. Beraber yapın bu işi. Sizin gücünüz yetmez. Onun için o da aldığı talimat üzerine havaalanında o bir Azeri aşiret reisidir.
İran'da Acem ırkından fazla Azeri vardır. Amerika Azerilerle İran'ı bölmeye hazırlanıyordu. Şimdi hesap değişti, anlatacağım size. Beni Sadr'a dediler ki sen Hümeyni'yi al, burada yerleştir. Biz her gün geleceğiz, ondan röportaj alacağız. O bir ev hazırladı. Beni Sadr Hümeyni'yi aldı, yerleştirdi. Hümeyni'nin gene bir şeyden haberi yok. Dedi ki şu pasaportumu alın, gidin Fas'tan bir vize alın. Ben Fas'a gideceğim, buraya oturmaya gelmedim. Biraz gezip Paris'i gördükten sonra gideceğim. Etme gitme, burada daha müessir oluruz. Fas'ta kaybolursun. Haberi yok plandan. Israr etti. Gittiler Fas Büyükelçisi'ne. Fas Büyükelçisi baktı ki o gün televizyonlarda, gazetelerde adam manşet. Ya bu adam siyasi bir adam. Bunu bakanlığa sorayım da öyle vize vereyim. Ola ki memleketin başına bir gaili olur diye. Bukra dedi. Bukra yarın. Arap bir bukra dedi mi o bitmez. Gitti geldiler bukra. Ne bakanlıktan haber çıktı, ne büyükelçiden bir netice çıktı. O arada Amerikan entelijansının adamları her gün geldiler teyple. Bir Alman var, Hümeyni'nin hakkında ilk kitap yazan, kucağına bir teyp verdi. Teyple yıktı İran diye. O günün şartlarında o, bugünkü gibi internet yok. Teyp koydular önüne, sordular. O Şah aleyhine ver yansın etti. Bu kaseti hemen İran'a götürdüler. Amerikan Büyükelçiliği'nde çoğaltma sistemi kurdular. Apartman kapılarından attılar. Her Allah'ın günü bunu yaptılar. Bu teypleri dinleyen, bu kasetleri dinleyen Hümeyni'nin tahrikiyle kalabalıklar çoğaldı. En şiddetli kalabalık en kabarmış haline geldiği zamanda Amerikan taraftarı olan subaylara da bu halk mümayişine katılın dendi. Onlar da katılınca o günleri ben hatırlıyorum. 60'lı yıllar. Günde 10 kişi, 20 kişi ölürken 100, 200, 300'e çıktı. Çünkü asker katıldı mümayişçiliğe. Askerin bir kısmı Şah taraftarı, bir kısmı Şah aleyhtarı olarak ortaya çıkınca Şah dedi ki bu bir kardeş kavgası. Aynen Vahidettin düşündüğü gibi. Ben bu kavgaya sebep olmayayım, çekilip gideyim. Hümeyni de nihayet İran vatandaşıdır. Ne yapar bilmiyor ama yani olmasın saltanat da olsun cumhuriyet ne olacak falan. Milletinin kırılmasına razı olmadı. Gözümün önündedir, bizim televizyonlar gösterdi. Subaylar kılıçlarını çattılar. O elinde bir Kur'an-ı Kerim başının üstüne taşıyarak kılıçların altından çekti. Gitti. Lakin Şah gurbette dedi ki beni Amerika devirdi. Hümeyni İsviçre'de kaldığı evin üzerinden uçak uçurttu suikast yapmak için. Doğrusu Mustafa Kemal Sultan Vahidettin'e böyle bir şey yapmadı ya. Gurbette Şah'ı öldürmeye kalktı. Beceremedi başka. Ama bunun sebebi şuydu. Şah'ın başına bu bela gelmeden 2 sene evvel Şah Amerika'da check-up yaptırdı. Kanser olduğu çıktı ortaya. Amerika'nın ihtilal niyeti Şah'ın çocuğu küçük. Şah ölürse bu küçük adam idare edemez. Bu halk hareketi dinciler galip gelir noktasından başlamıştı iş. Çünkü takriben 2 sene yaşar bu diye tahmin ettiler. Kanserdi, zaten gurbette vefat etti. Hümeyni, size garip bir şey söyleyeyim. Bir Amerikalı'nın kitabı var elimde, dehşet. Eğer onu anlatayım desem sabaha kadar bitmez de bir şey söyleyeyim size bak. Hümeyni Fransa'dan gelirken yanındaki adamların birincisi Beni Sadr, solcu, komünist. İkincisi Şah'ın
aleyhtarı olarak oraya gitmiş olan bir general, sivil. Onun vazifesi şah namına Hümeyni'yi öldürmekti. Amerikan entelijansı, isterseniz buna Yahudi entelijansı deyin, Hümeyni'ye bunu haber verdiler. Hümeyni onu derhal tevkif ettirdi. Suikasti Hümeyni'ye Yahudi haber verdi. Hümeyni nicatı devam ederken Hümeyni üzerinde oynanan oyundan habersiz. Solcular pay istediler. İhtilali beraber yaptık. Şahı beraber devirdik. Bu pay isteme karşısında Beni Sadr reisi cumhur yaptı. Beni Sadr reisi cumhur yaptı. Başka hiçbir solcuya mevki vermedi. Bunlar ısrar ettiler. Bunun üzerine o solcular Amerikan Büyükelçiliğini bastılar. Maksatları neydi? İçlerinde duyanı vardı demek ki, Amerikan Büyükelçiliğinde kasetler çoğaltılıp halka yayılarak bu ihtilalin gerçekleştirildiğini ispat edeceklerdi. Hümeyni hareketinin Amerikalılarla alakasını tespit edip onu rezil edeceklerdi. Amerikalılar sildi süpürdü burayı. Bir şey bulamadılar. 14 ay sürdü Amerikan Büyükelçiliğin Tahran'daki işgali. Amerika her ne kadar Hümeyni'ye baskı yaparak bu beynemler bir anlaşmayla biz oradayız, sizin de burada elçiliğiniz var, biz de aynı şey mi yapalım dediyse de Hümeyni bu solculara lafını geçiremedi. Dinlemediler. Sen bize devlet makamı vermiyorsun, biz de böyle yapardık. Bunun üzerine Amerika oraya bir çıkarma yaptı. Şans eseri uçak düştü. Bütün personeli öldü. Bunun üzerine Amerika başka bir taktiğe başvurdu. Nasıl olsa bir vesika elde edemediniz. Maksadınız hasıl olmadı. Boşuna burayı işgal edeceğinize. Şah'ın Amerika'da bankalarında parası vardı. Bu paralardan çeşitli rivayetler var. 40 milyon dolar diyen var. 100 milyon dolar diyen var. Bu parayı size verelim, boşaltın Büyükelçiliği. Bu parayı solcular Şah'ın Amerika'daki parasını alarak Büyükelçiliği tahliye ettiler. Ben Almanya'daydım, Amerikan personeli orada esir vaziyette 14 ay kaldıktan sonra Frankfurt'a geldi. Ben hadiseyi hatırlıyorum. Fakat bu solcular rahat durmadılar. Solcular suikastlere başladılar. İhtilalcilerden ben bir tek adam tanıyordum. Behişti. Bu Hamburg Camii'nde imamdı. Ben 65'te Almanya'ya gittiğim zaman onunla tanışmıştım. Azeri Türk'üydü. Ehli sünneti çok yakın bir adamdı. Onu öldürdüler. Cenazesinde bir suikast yaptılar. 40'tan fazla adam öldürdüler. Hümeyni baktı ki dahilde bir kargaşa var. Dahilde bir kargaşayla karşılaşanların ilk başvurduğu tedbir harici bir gailedir. İtaatçılar da bunu yapmışlardır. İçeride hakim olamadığı zaman, dışarıdan bir tehlike bariz olduğu zaman der ki ya düşman geldi kapıya, siz hala birbirinizle mi vuruşacaksınız? Hepimizi yok edecek. Kavga biter. Şimdi biz hilafeti haiz olsak, isteriz ki Mekke, Medine halifenin emrinde olsun. Onlar da Şia'nın lideri olarak devlet sahibi oldular ya, onların desteklenmesinde sadece petrol tavizi yok. Yahudi onlara dedi ki İslam dünyasında bir yükseliş var. Bu yükselişin önlenmesi için tarihen Sünni-Şii düşmanlığı uyandırılmalıdır. Şiilerin bir devleti olsa ona arkalanarak başka ülkelerdeki Şiiler, Aleviler
derlenir, toparlanır. Bu tarihi kavga tazelenirse İsrail nefes alır çünkü. Bu fikri verdiler. Hümeyni'nin desteklenme sebeplerinden biri de budur. Hümeyni, Necef, Hazreti Ali'nin mezarı bulunan yerler vesaire, Kerbela kendi idaresinde olsun istedi. Irak'a karşı İran harp etti. Bak size derler ki, o zaman da çok dediler, durup dururken Irak İran'a saldırdı. Hayır. Saddam mecburen meşru müdafaada kaldı. Bu İran'a karşı ilan harp etti. Seferberlik ilan etti. Buna haber alan Saddam ertesi gün tecavüz etti. İki petrole haiz ülkeyi Yahudi dövüştürdü. Dolayısıyla petrol parası silaha aktı. Silah sanayi dünyada kahir ekseriyetiyle Yahudindir. Devletin imalatı hariç hususi sektör silah imalatı Yahudindir. Batılılar ve bilhassa Yahudiler, Yahudi zenginler, Rothschild'ler vesaire başka milletlerin elindeki petrolü kasalarındaki para gibi görürler. Nasıl olsa bize gelecek. Orada bir huzursuzluk çıkarırlar. O petrolden zengin olan adamlar paralarını İsviçre'ye yatırırlar. Bu banka Yahudinindir. Muhafaza ücreti alırlar. Muhafaza ücreti %1. Muhafaza ücretiyle aldıkları bu paraları başka bankalara faizle verirler. O bankalarda faize faiz ilave ederek o paranın geldiği ülkeye borç para verirler. Bu düzen. İkincisi, gayle çıkarırlar, silaha yatırmasını o paranın sağlarlar. 8 sene sürdü bu harp. Irak'ta petrol çıkardı, petrol kuyularına hiçbir hücum etmiyor. Irak'ta petrol çıkardı, silah aldı, İran'da silah aldı. Irak nüfus bakımından az. Irak'a daha fazla silah sattı. Yenişemeyen pehlivanların güreşi bitmez. Eğer bir galip gelse pıt biter iş. Denge sağlamak için İran'a karşı daha çok silah verdiler. Irak'a daha çok verdiler. Irak'ın parası yetmiyor. Petrol de az. Kuveyt'i tehdit ettiler. Kuveyt 14 milyar dolar Saddam'a silah parası yardım etti. Suudi Arabistan'a talimat gitti. Suudlar Yahudi güdümündedirler. Babalarının ben Filistin meselesinde mektubunu İngilizlere taahhüdünü neşrettim. Filistin devletinin, Filistin'de veya başka bir yerde bir Yahudi devletinin kurulmasına razıyım. Mani olmayacağım. Ölene kadar da İngilizlerden ayrılmayacağım. Abdülaziz'in el yazısıdır. Suudi Arabistan 300 milyar riyal. Bu 150 milyar dolar eder. Silah parası ödedi Saddam için. Fakat harpte Yahudiler kontrolü kaybettiler. İki tarafta petrol kuyusuna hücum edince durun dediler. Durdurdular bunları. Cidde'de bir konferans yaptılar. Bu kadar silah alınca Saddam İran'la da harp durdu. Yani gevşedi yahut tam durmadı da. Bu kadar silah ne yapsın? Bir hayale kapındı. Arap dünyasını ben liderliğim altında birleştirebilirim dedi. O ki İran bana bir şey yapamadı. Arap dünyasını. Şimdi Baas Partisi'nin lideri olan Saddam, evvela şunu size söyleyeyim ki Baas Partisi'ni Michel Eflak adında bir Yahudi kurmuştur. İddiasına göre Hristiyandır. Oğlunun adı Muhammed'dir. Göğsünde haç sallandırır. Yahudi olduğu şununla sabittir ki İsrail Başbakanı Golden Bayır'ın damadıdır. Ama Hristiyan Arap rolü oynar.
Bağız Partisi'nin 3 gayesi vardır. Birinci gayesi Arapları Müslümanlıktan kurtarmak. Yanlış duymadınız. Bağız, İslam'dan evvelki Araplığı diriltmek demektir. İkincisi Arapları birleştirmek. Üçüncüsü Arapları kalkındırmak. Böyle diyeceksin ki buna inanan olsun. Saddam bu partinin lideridir. İki yerde iktidar olmuştur. Bir Suriye'de, bir Irak'ta. İkisi de ihtilalledir. Böyle bir partiye halkın rey vermesine imkan var mı? Bu Nusayriler de Bağız Partisi olarak babası ihtilalle iktidara gelmiştir. Eloğlu böyle oynuyor milletlerle. Evet. Bu evvela Kuveyt'e gitti Saddam. Dedi ki siz bana 14 milyar dolar yardım ettiniz. Ben bu parayla sizi de korudum. İran beni alsaydı sizi de alacaktı. Bu parayı silin. Sen borç istedin, biz de sana borç verdik. Hemen de istemiyoruz. Petrolün var, ayağın düz basın diyor. Hayır, vermeyeceğim. Baktılar ki bunun niyeti kötü. Kuveyt ufak bir yer. Tamam, sildik dediler. Ama onun maksadı borcu sildirmek değildi. Hır çıkarmaktı. Oraya saldırmaktı. Oraya saldırmak olduğu için böyle vazgeçtik, bu parayı istemiyoruz demelerinden memnun olmadı. Başka bir şey aradı. Irak'a yakın Rumeyle diye bir bölge var. Orada da Kuveyt'in petrolü çıkıyor. Geldi dedi ki sizin şu Rumeyle bölgesinde çıkan petrolünüz alttan benim toprağımdaki kuyuyu çekiyor. Alttan irtibatı var. Yeniçeri Yahudi'ye kızmış da ulan seni öldüreceğim. Etme ağam, gitme ağam, ben sana ne yaptım? Siz Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirdiniz. Ağam demiş, o iş yüzlerce sene evvel benim ne alakam olabilir? Olabilir, ben yeni duydum demiş. O da diyor ki ya 50 senedir bu petrol burada çıkıyor. Böyle bir iddia ilk defa duyuyoruz. Ben yeni duydum diyor. Kapat bu kuyularını. Kapatırsın kapatmasın saldırıyor. Ama bu saldırmadan evvel bu gerginlik esnasında Cidde'de Suudi Arabistan bunları bir konferansa çağırıyor. Konferansa çağırınca konferansa bu Kuveyt'le Irak'ın arasını bulmaya çalışırken Suudi Arabistan Saddam hiç yola gelmiyor. Suud Kralı Amerika'ya telefon ediyor. Diyor ki bunun hiç anlaşmaya niyeti yok. Bu Kuveyt'e saldıracak bahane arıyor. Amerika diyor ki saldırsa saldırsın. Beni alakadar etmez. Çünkü Kuveyt'in petrolü Amerika'nın elinde değildi. Böyle deyince Saddam bunu öğrenince saldırıyor. Lakin bunu yaparken Amerika şunu öğreniyor. İran'ın Esedabad şehrinde İran'la 13 maddelik bir anlaşma imzalıyor. Bu anlaşmaya göre diyor ki ben Kuveyt'i alacağım, Suudi Arabistan'ı alacağım, Suriye'yi alacağım, Ürdün'ü alacağım, Kuveyt'i sana vereceğim petrolleriyle. Arkamdan emin olayım. İran diyor ki sen Suriye'yi, Lübnan'ı nasıl alacaksın? İsrail senin bu kadar büyümene razı olur mu? İsrail'e şunu diyeceğim. Siyaset bir acayip iştir bakın. Şunu diyeceğim. Sen Filistinlilerden başın dertte. Şimdiye kadar Filistinliler Ürdün'e sığındılar. Ürdün'ün şu anda nüfusu %50 civarında Filistinlidir, muhacir. Bütün Ürdün'ü Filistin devleti olarak bırakıyorum. Filistin, İsrail tarafındaki Filistinler de Ürdün'e gelsinler. Onu böylece tatmin edeceğim.
Suudi Arabistan'ı nasıl ikna edeceksin? Suudi Arabistan'ın petrolünü alırsan Amerika ne diyecek? Gayet basit. Amerika'ya diyeceğim ki ben Suudi alacağım ama sen petrol içsen devam edecek. Ben dokunmuyorum ona. Benim senden işim yok. Sen petrol için Suudi Arabistan'dasın. Bunun üzerine Kuveyt'e saldırıyor. Ama Suudi da alacağını, İran'la bu anlaşmayı yaptığını öğrenince Amerika Kuveyt'i korumaya mecbur kalıyor. Çünkü devamı var. Saddam'ın devirme planı bu. Ama ben İran tarafına geçeyim. Bütün bu hikayeler olurken İran İsrail'le temas halindedir. İsrail vasıtasıyla silah almaktadır. Bunun gariptir. İngilizler çok tuhaf bir millettir. BBC'de gizli pazarlıkla İran'a silah satan bir Yahudi grubunun faaliyetini BBC'de ifşa ettiler. Ben Londra'dayken seyrettim. Çok katlı bir otelin bir odasında silah pazarlığı yapıyorlar. İran'a silah satıyorlar. İran Şafak Harekatı diye bir şey yaptı. O silahlar Türkiye üzerinden geçti. Uçağı gösteriyor. Ankara Kule soruyor. Nereye gidiyorsun? Kimsin? Giriyor, çıkıyor. Karadeniz'e kaçıyor vesaire. İran silah götürüyor. Bu silahı Yahudi satıyor. Sonra da ifşa ediyor. Satmasında bir sebebi var. İfşa etmesinde bir sebebi var. Şafak Harekatı diye İsrailli de alacağız falan diye harekete geçen İran bilmiyor ki daha fazlasını Kuveyt şeye Saddam'a satmış. Başarılı olamıyor. Çok zayiat veriyor. Hümeyni zehir içseydim de bu savaş keş silah bırakma teklifini kabul etmeseydim dedi. Bu şekilde İran bu harpten çıktıktan sonra İslam dünyasında faaliyete başladı. Beşinci kol faaliyeti. Türkiye'de Bosna'ya gidin. Bosna'ya İran ajanları var. Serbest kalan Türkistan memleketlerine, Türkiye cumhuriyetlere gidin. İran ajanları var. Vehhabi ajanları var. Vehhabiliği yayıyor. Öbürü Şia'yı yayıyor. Bakın size bir hikaye anlatayım. Bir hatıra başımdan geçmiş. Bir akşam Erenköy'ünde Topbaşların evinde sohbetteydik. Hümeyni'nin haydi haydi zamanlarıydı. İsmini vereyim mi? Talip Alp diye bir arkadaşımız. Sünni, dört dörtlük bir Müslüman. Hümeyni'yi müdafaa etti orada. Ben dedim ki bak, bu iş bilardo oyununa benzer. Bilardo masasında sopayı adam bir topa vurdurur, o topun öbür topa verdireceği harekettir matlubu. İkinci topu kuyuya düşürmek ister. Bu şimdi birinci top İran'dır, ikinci top Türkiye'dir dedim. Bu hareket Türkiye'ye karşıdır. Çünkü en sağlam, en istikbal vaat eden İslami hareket gelişme Türkiye'dedir. Gene söylüyorum, ne yapacaksa bu millet yapacak. Bu ırkçılık değildir. Şans bu millettedir. Tarih mirası bunu gerektirir. Arapların bir sözü vardır. Türkler sağap, yani güç olanı tercih ederler. Arapların gidin, Suudi Arabistan'a gidin. Namazı kıldılar mı beraber bir dua bile yoktur. Bir tarihle bir Suud gencini ben İstanbul'da gezdirdim. O zaman cumhur vardı. Duydunuz mu cumhur nedir? Tespit çekilirken müezzin Subhanallah, 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 tuzlu çapa. Yüksek sesle. Herkes de ondan beraber çeker. Onlar duayı gördü. Dedi ki siz dedi askerlik gibi namaz kılıyorsunuz dedi. Evet biz
yeryüzünde o milletiz ki askerimize Mehmetçik demişiz. Küçük Muhammed. Hiçbir millet peygamberin adını tasgir ile askerine at yapmamıştır. Hristiyan İsa'cık, Musevi Musa'cık demez. Bu anlayış bizim millete mahsus. Mehmetçik, Muhammedçik diyememişiz, dokunmuş bize. Muhammed yazmış, Mehmet'e çevirmişiz. O da ayrı bir edeptir. Bakın size burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Bu milleti Allah-u Azimüşşan peygambere muhabbet bereketiyle yükseltmiştir. Peygambere muhabbet bereketiyle. Şimdi bunu bırakıp parantez içinde bir parantez daha açayım size. Parantez içinde bir parantez daha açayım. Peygambere muhabbet şunu doğurur. Kim bir adamı severse onun haliyle hallenir. Muhabbet tesir alışverişinin en feyyaz kaynağıdır. Onun için Allah-u Azimüşşan kunu ma sadikin buyuruyor. İyi adamı seven iyiliğe meyleder. Kötü adamı seven o kötünün haliyle hallenir. Muhabbetin neticesi sevdiğin adamın halinin sende tecelli etmesidir. Ben orta mektep talebesiydim. Memleketimize o memleketin çocuğu olan başbakan sıfatıyla Hasan Saka geldi. Hasan Saka Akçaabatlı. Bahçeli kahvede oturdu. Ramazan-ı Şerif'ti. Bir kahve istedi. Şahit olduğum vakayı söylüyorum size. Kahveci geldi. Beyefendi ne içersiniz dedi. Bir sade kahve dedi. Hafta günüydü. Köylüler de var. Babasını tanıyan adamlar var. İhtiyar bir köylü kahve gelince dedi ki efendi içeysin kahveci. He iç iç iç. Bu sözden bir tarih kokusu aldı. O köylüye dedi ki ha rahmetli baban olaydı da göreydi seni dedi. Sen ne demek istiyorsun dedi. Rahmetli babam Yunus Hafız diye babası hoca. Kendi mason. Yunus Hafız, rahmetli baban Yunus Hafız sağ olaydı da göreydi seni efendi dedi. Ne demek istiyorsun? Yani babam sağ olaydı da oğlu başbakan olarak memlekete geldi onu mu göreydi demek istiyorsun? Yoksa Ramazan günü kahve içiyor onu göreydi mi? Sen alim adamsın dedi. Beyefendi arife tarif gerekmez sen onu anlarsın dedi. Anladı ki bir tarih. Güya o cahil köylüyü onun kalbi Muhammedi. Öbürünki Ebu Cehli. Aradaki farka bak şimdi. O cahil köylü nasıl mahvetti başbakanı gözümle gördüm. Başbakan dedi ki efendi bu memlekette mezba var mı? Tabii var dediler. Orada keçi kesilir mi? Kesilir. Koyun kesilir. Onlar gelir de kasap dükkanında aynı çarda asılmaz mı dedi. O köylü ayağa kalktı da doğru söyleyorsun efendi dedi. Mezbada koyun da kesilir, keçi de kesilir. Olar gelir kasap dükkanında aynı çarda asılır. Lakin erbap kasap dedi, ha böyle dedi. Uzaktan bir bakmayla elini kalçasına koydu. Keçi bacağıyla koyun bacağına ayırt eder efendi dedi. Ya inanan inanmayan hepsi ölmeyecek mi? Çardak. Pardesüsünü aldı gitti. İlk defa orada gördüm naylondan bir pardesü. Siyah naylon, şeffaf. İlk defa şaştım da o nasıl kağıt diye bir şey, kağıt gibi bir şey. Bu zannederim 1948 senesi. Niye o köylü Muhammedi bir kalbe sahip? Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok mucizesi var. Baş mucize Kur'an'ın belagatidir, fesahatidir, icazıdır. Muhammedi olanın sözünde tesir olur.
Milletimiz peygamberin muhabbet bereketiyle lider olmuştur. Sen bir adamı sevsen, çok sevsen, sana yapılan ikramı ona tercih edersin. Ona yapılan ikram sana yapılandan çok seni memnun eder. Peygambere muhabbetin bereketi kadar hiçbir mesainin bereketi yoktur. Şimdi birinci parantezi, ikinci parantezi kapattım. Birinciye devam edeyim. Suudi Arabistan'da bir gün hareme yetişemedim. Mahalle arasında küçük bir camiye cumaya girdim. Hatip orada boyunca bir sopaya, asaya dayanarak okuyor. Osmanlı her ülkede, her memlekette kılıca dayanarak hutbe okur. Hiç olmasa her şehirde, bir camide kılıca dayanarak okunur. Dikkat edin, yolunuz düşerse Beyazıt Camii Şerifi'nde Sultan Beyazıt'ın kılıcı müezzin getirir, koyar oraya, hatip onu alır, koyar bir kenara, gır 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 Diyanet'ten gelen şeyi kağıttan okur. Aslı öyle değildir. O kılıca dayanacak, onun manası güç Müslümanların elinde olduğu için burada hakkı kelamım var. Buradaki hakkı kelam hürri olarak Allah'ın her emrini söylemem, gücü elimizde bulundurduğumuz içindir. Orada da bir sopa, deve çobanlarına benzer, çıkar konuşuyor adam. Bağırıyor. Ama ne dedi biliyor musunuz? Bir millet Allah'ın dinine sahip olur, Allah yolunda cihad ederse Allah onu aziz eder. Cihadı terk eder. Nefsani kavgalara dökülürse rezil olur. Bunu anlamak isteyen Türk milletine baksın dedi. Türk milletine baksın. Fe subhanallah, bir ürküldüm. Ama arkasından dedi ki, onlar Allah yolunda cihad ederken bize anlı şanlı paşalar gönderiyorlardı. Allah yolunda yürümekten vazgeçtiler, laikliği benimsediler. Bize eli kazma kürekli işçi gönderiyorlar. Kızdığım adama vallahi doğru söylesin dedim bir şey. Eli kazma kürekli adam gönderiyorlar bize. Şimdi o zaman anlı şanlı paşalar gönderiyorlardı. İdareciler gönderiyorlardı. Allah bu milleti tekrar aynı izzete kavuştursun inşallah. İran, İsrail'i Amerika'nın şiddet bir surette tutması yüzünden İslam dünyasında uğramak, elde etmek istediği liderlik için Yahudi aleyhtarlığını kullandı. Bu Yahudi aleyhtarlığı ister istemez Amerikan aleyhtarlığına döküldü. Ama siz zannetmeyin ben ilk üç defa parantez açtım. Birinciyi unuttum. Unutmadım. Bu hadise daha su yüzüne çıkmamış. Erenköy'de bir akşam arkadaşımız Hümeyni'yi müdafaa etti. Sağlam bir Müslüman. Fethullah aldananlar gibi. Şeriat dedi ya, o zaman benim haftalık bir gazetem vardı. Benim gazetem dışında her İslami hareket İran'ı alkışlıyordu. Ben Milli Selamet'te de bunun kavgasını yaptım. Erken görmenin belasını çok çektim. Fethullah'ı da ben erken gördüm. Hümeyni'yi de erken gördüm. Sebil'i açar bakarsanız görürsünüz. Ben Hümeyni'yi gördüğüm zaman domuz görmüş gibi irkiliyorum demiş adamım. Bundan dolayı ne adamlarla kavga ettim. Evet. Bu arkadaş met etti. Ben ona dedim ki, bu hareket bilardo oyunu gibidir. İran çubuğun vurulduğu birinci toptur. Esas hedef ikinci top olan Türkiye'dir. Şia'nın bir devleti olduktan sonra Türkiye'deki Alevileri İran organize edecek.
Alevi çocuklarını alacak, yetiştirecek, Türkiye'ye gönderecek. Alevilerin o bunu dediğim zaman ne bir derneği var, ne bir vakfı var, ne cemevi diye bir şey bilen var. Gizli, sinsi, kendi aralarında toplanırlar. Doğrusuyla, yanlışıyla kaş olur giderler. Hiç Alevilik konuşulduğu yoktu. Alevi de ben Aleviyim de dediği de yoktu. Bunlar bunu yapacaklar. Hedef Türkiye'dir. Bana dedi ki sen tarihi kinlerle konuşuyorsun. Tarihi kinlerle konuşuyorsun. Ona dedim ki sana bir son sual sorayım. Hümeyni imam olsa, sen arkasında cemaat olsan, namaz kılsan, senin namazın sahih olur mu? Bu arkadaş Şafii. Dedi ki olur. Bana göre olur. Bravo dedim. Ben seni mukallit zannediyordum. Sen müştehit misin? Mensup olduğun mezhebin imamına göre namaz olmaz. Çünkü abaya ayağı yıkamak farzdır. Abdestin farzlarından biridir. Farzdan biri eksik olan ibadet ki ennem yekündür. Yok hükmündedir. Abdest de namazın şartıdır. Abdest sahih olmayınca namaz da sahih olmaz. İmamın namazı sahih olmayınca cemaatin namazı da sahih olmaz. Onun için Osmanlı zamanında imamlara dört mezhebe göre abdestli olun diye talimat verilirdi. Arkanızda farklı mezhepten bir adam olur. Bana göre olur dedi. Bulunduğumuz odada telefon yoktur. Birisi çıktı gitti. Biz gene münakaşaya devam ettik. O biraz sonra geldi. Dedi ki ben Emin Saraçoğlu'ya telefon ettim. Kadir Bey'in söylediği doğruymuş dedi. Bu işi kapattım. Ama bu ne zaman oldu bakın. Dedi ki içeride televizyona baktım. Kabe'de baskın olmuş dedi. İşte o geceymiş. Aradan 10 sene geçti. İhtilal oldu. Ben vatandaşlıktan atıldım. Gurbetten hacca gittim. Cidde'de bu arkadaş üniversitede hoca, profesör. Bana dediler ki oradaki müteahhit, işçi, hoca vesaire insanlar. Uçağın kaçta? Dedim sabaha karşı 3'te. Dediler ki nerede vakit geçireceksin? Toplanalım da bir sohbet yapalım. İyi olur dedim. Bir evde toplandılar Cidde'de. Sohbete başlamadan bu arkadaş dedi ki ben dedi hatip söze başlamadan evvel bir özür borcum var kendisine onu ifade etmek istiyorum dedi. Ben hayret ettim. Söyleyince hatırladım bu vakayı anlattı. Ben ona dedi tarihi kinlerle konuşuyorsun demiştim. Ama bu yaz dedi ben Londra'ya gittim. Orada Türk Yar, Türk Talebelerine Yardımlaşma Derneği diye bir dernek var. İran İhtilali'nin seneyi devriyesi dolayısıyla bizim derneği de çağırdılar. Derneği temsilen ben gittim dedi. İran Büyükelçisi benim Türk olduğumu görünce bana dedi ki Türkiye'de ne kadar Alevi var? Ben dedim bu işleri çok iyi bilmem ama herhalde 5-6 milyon vardır. O gayet asabileşti. Her Sünni gibi sen de yalan söylüyorsun. Ne 5-6'sı? Türkiye'de 20 milyon Alevi var. Biz hepsini biliyoruz. Hangi köyde, hangi kasabada kim var, kaç kişi var hepsini biliyoruz. Dedim ki Sayın Büyükelçi asabileşme ben bu işleri fazla bilmem. Belki dediğin kadardır. Ama bir şey biliyorum ki bizim Aleviler sizin işinize namaz, ne oruç, ne abdest hiçbir şey yok. O sizin kabahatiniz, onların kabahati değil. Onlar cahil bıraktınız. Biz onların çocuklarını alacağız. Kumda yetiştireceğiz. Geriye göndereceğiz. Onlar cemaatlerini ikaz irşad edip uyandıracak. Karşımda Kadir Bey konuşuyor zannettim dedi. Bunu diyen Kadir Bey'e ben tarihi kinlerle konuşuyorsun demiştim. Bunu İran Büyükelçisi'nin ağzından duydum. Onun için kendisinden özür diliyorum dedi.
Bugün de bir Alevi ifşa ediyor. 600 dede kumda tahsil görüyor. Bu kadar federasyon, dernek vesaire mi vardı? Şimdi televizyonları bile var. Demek ki bu iş İran'a Hümeyni iktidar yapmak değil. Bütün İslam dünyasında Aleviliği ortaya çıkararak İsrail'in elini rahatlatmak, Müslüman ülkeleri Sünni-Şii kavgasına itmek. Lakin İran-Irak harbi başka sebeplerle zuhur etti. Başlarının dertlerine düştüler. Ama ondan beri de ne yapıyorlar? Amerikan aleyhtarlığı yapıyorlar. Niye Amerikan aleyhtarlığı yapıyor? İslam dünyasında itibar sahibi olmak için lafta İsrail düşmanlığı yapıyorlar. Bu laftır sade. Ey Müslümanlar, bunun bir ispatı da Şeytan Ayetleri isimli kitabı basan Pakistanlı adam. Neydi adı? Selman Rushdie. Hümeyni bir Alevi öldürürse 3 milyon dolar vereceğim, Sünni öldürürse 1 milyon dolar vereceğim dedi. Çünkü Sünni öldürürse bir kafiri bir münafık öldürdü. 1 milyon dolar yeter. Alevi öldürürse 3 milyon dolar veriyor. Ama bununla şunu diyor, kitabın ne satıldığı vardı, ne Selman Rushdie adam yerine koyan vardı. Bunu yaptıktan sonra İngiliz hükümeti adama koruma verdi. Ey ümmet, sizin Kur'an'ınızla, peygamberinizle hücum ediyor, benden başka müdafaa eden yok demek istiyor. Ben liderim, İran'dır İslam dünyasının davalarına sahip çıkan demek istiyor. Bu Amerikan aleyhtarlığı suri şekli bir şekilde devam ederken nükleer silah hikayesi ortaya çıktı. Bir Alman televizyonu bundan 4-5 sene evvel benim fikrimi sordu. Herhalde ben İran aleyhtarıyım diye Almanya'da konuşmalarından dolayı ben aleyhine konuşacağını. Ben dedim ki ben İran'ı günahım kadar sevmem. Ama madem ki İsrail'de nükleer silah var, niye başkasında olmasın? İsrail az yamyam mı? Filistin'de yaptıklarını görmüyor musun? Dara düşse bu silahı kullanacak. İsrail'de var, kabahat olmuyor, İran'da olursa kabahat olur. Bu çifte standarttır. Lakin Amerika kendi menfaati istikametinde yürüme iktidarına mahrumdur. Bizde bir paralel devlet deniyor ya, bu paralel devlet yeni değildir. Vaktiyle Masonlar bir paralel devletti, askerler bir paralel devletti. Amerika'da da Yahudiler bir paralel devlettir. Ve onların arzuları başkana rağmen gerçekleşir. Aksine hareket edeni yok ederler. Bunun tipik bir tek misalini vereyim size. Amerikan dolarını, elinde Amerikan doları olan baksın. Doları basan rezerv banktır. Rezerv bank Rothschild'lerindir. Bir Yahudi ailenindir. Koskoca Amerika süper güç kendi parasını kendi basamaz. Yahudi Rothschild'lerin bankası basar. Kennedy bir kanun çıkardı. Amerikan dolarını basma hakkı Amerikan Merkez Bankası'ndır dedi. Kennedy öldürüldü. Sebep budur. Yerine gelen Johnson derhal bu kanunu iptal etti. Bu Yahudinin Amerika'daki gücünü gösteren tipik bir hadisedir. Böyle Clinton'ın başına gelenler, Watergate skandalı vesaire bir sürü misali vardır bunun. Ama netice itibariyle Amerika'da idareci olanlar İsrail'in aleyhine kıpırdatamazlar, kıllarını kıpırdatamazlar. Al aşağı olurlar. Sendika ellerindedir, basın ellerindedir, banka ellerindedir, finans sektörü ellerindedir.
mutlak bir hakimdir. 5 milyon Yahudi, 300 milyon Amerika'yı manda gider gibi gütmektedir. Amerika'nın menfaati için İran'ı cephe aldı. İran ambargo koydu. Bu ambargo karşısında İran'a tek dostluk yapan ülke Türkiye oldu. Amerika'dan korkmayarak ambargoyu deldi. Halk Bankası'nı bu işe memur etti. Ve Halk Bankası İran ambargosunu delerek her türlü İran ihtiyacı olan maddeyi oraya gönderdi. Bundan İran kazandı, sıkıntıdan kurtuldu ve Türkiye kazandı. Netice ticaret iki taraflıdır. Bal tutan parmak yalar derler. İran, Amerikan ambargosu devam ederken, Amerika ile ilan husumet halindeyken Türkiye'nin bu işten para kazanmasına razı oldu. Ne yapalım? Benim ihtiyacım var. Asıl menfaati ben sağlıyorum diye düşündü. Ama Türkiye'nin ne dinen ne iktisaden belinin doğrulmasını istemez. Çünkü liderliği kaptırır. Bunun bizim İslam dünyasında iki rakibimiz vardır. Biri Mısır'dır, biri İran'dır. Türkiye ikisine de dostluk gösterisi yaptı. Mısır da bizden boşalan yeri doldurmak istemiştir. Faruk Halife ilan etti kendini. Kimse dinlemedi, o başka. İran'sa bütün Sünni dünyaya galip gelerek Alevilikle lider olmak ister. İslam dünyasında bu iki Müslüman görülen devletin durumunu iyi bilmek lazımdır. İngilizler Mısır'a bunu telkin etmişlerdir. Great Egyptian davasıdır bu. Bunu uzun anlatmaya vakit yok. Güzel. Amerika şimdi hesap değiştirdi. Bu İran'ın Yahudi aleyhtarlığı uydurma. Aslı faslı yok. Onun için sen bunu silah imali noktasına kadar getirme. Ben de ambargoyu kaldırayım dedi. Anlaştılar. 4 milyon dolar Amerika İran'a hibe verdi. Hibe verdi. İran bu parayı alıp Türkiye ile Halk Bankası vasıtasıyla olan alışverişe ihtiyacı kalmayınca bu bağı ortadan kaldırmak istedi. Çünkü Türkiye de kazanıyor. Artık Türkiye'ye ihtiyacı yok. Eli mahkumken bunu yaptı. Denize düşen yılana sarılma kabilinden. Ama Türkiye'nin buradan menfaat sağlamasından rahatsız oldu. Bu işi İsrail'e haber verdi. Halbuki biz daha evvel bu münasebet başlamanın evveliyatını size söyleyeyim. Neden bu ambargoyu deldik de neden biz İran'la ticaret yaptık? Bizim entelijansımız İran'da 10 tane İsrail casusu tespit etti. Ve İran'a bunları haber verdi. İran bunları yakaladı, hapsetti. Bunlar hapistedir İran'da. Bu yakınlaşmadan sonra bu ticari alaka başladı. Bu ticari alakadan kendisi de sıkıntıdan kurtuldu ama Türkiye'de çok para kazandı. Bu işi tersine çevirmek, bu işi tersine çevirmek için kendi gücü yetmez. Aleviler henüz o kadar organize olmadı. Ayağa kalkın, kıyam edin dese Fethullah'ın yaptığını yapamazlar. O biliyor ki Fethullah her yerin intelijansı var. İsrail'in güdümündedir. İsrail'e dedi ki senin one minute'den dolayı bir intikam almak gerekiyor Türkiye'de. Aha bu işi kullanabilirsin. Yoksa o üç tane takibat yapılan işi birleştirdi deniyor. Onların ortaya çıkacağı yoktu. Halk Bankası'nda olan iş söylenince darbeyi sade Halk Partisi ile Halk Bankası ile vursalar çok gürültüsü büyük olmaz diye öbürlerini de kattılar. Çünkü onlarda bakan çocukları vesaire vardı işin içinde.
Hepsini birleştirdiler, hükümete yüklendiler. Bu söylediğimin neticesi şudur. İlk düğmeye basan İran'dır. Dikkat edin, İran Amerika ile anlaştıktan sonra 17 Aralık hadisesi patlak verdi. Ne televizyonlarda ne gazetede bunun üzerinde hiç duran yok. Bir delilim daha var. Bir delilim daha var. Bu işin Türkiye'deki ayağını Fethullah'ın adamları hapse tıktı. İran'daki ayağını da İran hapse tıktı. Adam sana iyilik etti, tüccar. Tüccar ambargoya rağmen ticaret yaptı. Seni rahatlattı. Sen buna madalya takman lazım. Niye hapsediyorsun? Niye hapsediyorsun? Buna Amerikalı bir zarar verse hakkıdır. Çünkü onun kararını ihlal etti. Amerikan kararını ihlal ederek senin iyilik yapan, sıkıntını gideren adamı İran hapse atıyor. Ben bu Türkiye'deki işe ben de taraftarım demektir. Ben de buradaki ayağını hapsediyorum, bu demektir. Bu İran'ın alakasını, işin İran'la başladığını Amerika ile anlaştıktan bir hafta sonra, çok geç değil, 17 Aralık oldu. Halbuki biz ona İsrail ajanlarına haber verdik ve 10 tane ajanı yakaladı, hapsettik. Netice ne çıkıyor orada? Tarihi husumet. Türkiye iktisaden de güçlü olmasın, dinen de güçlü olmasın. Kemalizmle yürüse İran için daha iyidir. Din namını Aleviliği öne sürerek Kemalizmle mücadele eder. Ama Sünni Müslümanlıkla Alevilik olarak mücadele edemez, galip gelemez. Asırlarca denemiş. Asırlarca denemiş. Onun için Türkiye'nin Müslüman olmasından layık olması İran için daha makbuldür. Ondan mücadele edebilir. Şuna benzer. Sen bir arsaya talip oldun. Baktın ki benim paramı bunu vermezler. Biraz daha çalıştın, çalışayım geleyim dedin. Paranı artırdın, geldin ki birisi orada inşaat yapıyor. Şimdi yeni bir hevesle o arsayı alıp inşaat yapan adam sana arsayı satar mı? Bütün şansını kaybedersin. Şeriat kurulduğu zaman İran'ın Türkiye'de yapacağı hiçbir şey yoktur. Ama laikliğe karşı mücadele edebilir, Aleviliği müdafaa edebilir. Velhasıl bugün içinde bulunduğumuz kargaşa İran'ın tarihi kininin bir husumetidir. İsrail'e niye haber verdi? İsrail'in Türkiye'deki gücünü biliyordu. Fethullah'ın İsrail gücümlü, beynelmler Siyonizm güdümlü olduğunu biliyordu. Ben bunu yıllarca evvel söyledim. Ama ben zannediyordum ki Fethullah'tan muratları muamelatsız bir Müslümanlık anlayışıdır. Bunu çok söyledim ve kitaba da yazdım. Halbuki şimdi anlıyorum ki sadece İslam'ı tahrif değil, muamelatsız Müslümanlık anlayışını yerleştirmek değil, Türkiye'nin iktisaden de düşmanlıdırlar. Bunu size bir başka noktadan izah edeyim. Siz Fethullah'ın Kürt açılımı hakkında lehinde bir cümlesini duydunuz mu? Nedir Kürt açılımı? Kürtlerin insan yerine konulmasıdır. Kemalist ırkçılık Kürtleri hor ve hakir gördü. Aksine kavmiyetini inkar et. Türk'üm de dedi. Kart kurttur bilmem nedir. Peki böyle bir insani davaya, yahu Deniz Baykal zinadan yakalandı, Amerika'dan telefon etti, geçmiş olsun dedi. Hakkında fikir beyan etmediği hiçbir mesele yok. Şimdi görüyoruz ki taahhütler, iş almalar vesaire, mafya babasından farkı yok. Türkiye'de bu kadar uğraşılıyor. Şu kardeşi tesis edelim diye. İki adam
bunun lehinde ağzını açıp bir şey söylememişti. Bir Kılıçdaroğlu'dur, bir Fethullah'tır. Sıradan bir adam değil. Bunlar her meselede konuşan adamlar. Sebep söyleyeyim size. Kürtlerin en büyük düşmanı Ermenilerdir. Çünkü Ermeni katliamını denilen işi yapan Kürtlerdir. Kürt aşiretlerdir. Bundan dolayı Kürt'ü kınamak asla caiz değildir. Çünkü Rus ordularının öncüleri halinde Ermeni alayları Van Gölü'nün güneyine kadar sarkmış, halkı katliam etmiştir. Hamidi alayları Kürtçülük Ermeni hareketine karşı kurulmuştur. Kürt çocuklarından müteşekkildir. Abdülhamit Kürt aşiretlerini toplamış, burası Ermenistan değil Kürdistan'dır deyin demiştir. Müslüman olan Kürtlerin böyle bir ayrılık sevdasına kapılacağını aklına bile getirmemiştir. Bu Rus ordularının arkasını alarak katliam yapan Ermeniler Bolşevik ihtilali olunca Rus orduları çekildi, onlar da çekildi. Halk da anasını öldürmüşsün, babasını öldürmüşsün, mukabele etti. Sen öldürüyorsun, kabahat olmuyor durup dururken de. Sana mukabele etmek mi kabahat oluyor? Elleri yaş olsun o Kürtlerin ki. O dayağı onlara attılar. Ama her Ermeni'nin nazarında Kürt en menfur adamdır. Bazı adamların bu açılımdan memnun olmaları, bizim de bir katkımız olsa, ya bu kardeşliğe ihtiyacımız var tarzında bu iş için bir cümle söylememelerini bu tarihi gerçek muvacihesinde değerlendirin. Ben Fethullah Ermeni demedim. Emniyet diyor. Sen niye tekzip etmiyorsun dedim. 5 dava açtı bana. 3 tanesi Erzurum'dan. Buldu kendine göre bir hakim. 18 bin liraya mahkum oldum. Azdı parası zavallının. Biraz da biz verelim. Evet. Bir hanım burada söylenmek üzere bana telefonla bir sual sordu. Son olarak onu da cevaplandırayım. Artık gelecek hafta başka işlere bakarız. Bu işi daha bana ne Fethullah'a sorun ne bu kargaşayı sorun. Bunun hedefi Türkiye'nin yükselmesini hem iktisaden hem manen engellemektir. Bunu yapanlar da vatan hainidir. Hiç şüphe etmeyin. Adam diyor ki geçen gün eve giderken Fethullah'ın televizyonda 104 milyar dolar kaybımız olmuş. Yalan, nasıl söylüyorlar? Kapat dedim işte. Radyoyu kapat. Yahu dolar 2.20'ye çıktı. Bu hükümet dolarla gaz alıyor, dolarla benzin alıyor, petrol alıyor. Borsadaki düşüş de ortada. Herif hala yalan diyor. Sen utanmıyorsan Ağrı Dağı Hindistan'dadır da diyebilirsin. Yani Mustafa Kemal Seyit'tir diyen Mecnunlar da var. Hafız'dır diyen Mecnunlar da var. Görüyor eşek. Melek diyor. Bu kadar sen galat-ı rüya sahibiysen Allah cehennemi demek ki sebepsiz yaratmamış. Bir hanım kız diyor ki Bediüzzaman büyük bir şahsiyetti. Nasıl oldu da İttihat Terakki'yi destekledi? Abdülhamid'e aleyhtarlık yaptı. Bu arada çayımızı unuttuk. Abdülhamid'i zamanında anlayan bir kimse yok. Hacı, hoca, herkes. Umumi propaganda. İnsanların çoğu umumi propagandaya kapılıyor. Mart dumanı gibi.
Şu 17 Aralık hadisesi olduğu zaman ilk günler düşünün. Ya acaba o mu haklı, bu mu haklı? Sanki kesip bir duman içinden gidiyoruz. Bir gölge görüyorsun. Lan adam mıdır, köpek midir belli değil. Hiçbir şey netleşmemişti. Yavaş yavaş duman açıldıkça bu ağaçmış, bu adammış, bu şeymiş. Berraklaşıyor zemin. Şimdi herkes anladı. Mart dumanı gibi bir duman. Abdülhamit devrinde iddiaçıların, Yahudi güdümlü olan iddiaçıların propaganda sesi içinde çok insan gerçeği göremedi. Üstelik o gerçeği göremeyenler arasında Bediüzzaman en mazur olan adamdır. Çünkü çok genç, delikanlıdır. Delikanlıdır. Darülfünun'da konferans vermiş. Bir adam bir sarayda oturuyor. Çıksın oradan, ben oraya mektep yapacağım demiş. Sultanahmet bunu timarhaneye göndermiş. Bu nasıl söz? Doktorlar demişler ki ya bunun aklından bir zoru yok da görgüsü kıt. Dağdan gelmiş bir adam. Böyle diyebilir. Padişah nedir, neler oynuyor bilmiyor ki. Mehmet Akif bilmiyor da. Bediüzzaman bilmese ne lazım gelir? Gencecik delikanlı. Abdülhamit tahttan indirilince de Selanik'te bir konferans vermiş. Abdullah Cevdet gibi bir melunun bastığı ilk kitap odur, Nutuk. Ben de aşağıda var. İyi de Bediüzzaman bundan dönmüş. Eski Said, yeni Said. İslami bir kaide şudur ki hatadan dönenin hatası konuşulmaz. Doğrudan yanlışa döneni kınarız. Şemsettin Günaltay'ı kına. Başlangıçta müderris, hoca, sonda münafık, mason. Ama yanlıştan dönenmek fazilettir. Yanlıştan dönenin hatası söylenmez. Bu edebe aykırıdır, İslam'a aykırıdır. Adam eski Said, yeni Said diyor. Üstelik ben Osman Turan'dan bugün ölüm günü bir daha rahmetle yadına vesile olsun dinlediğim bir vakayı Abdülhamit kitabına yazdım. Bediüzzaman Urfa'ya giderken Ankara'da Osman Turan'ın evine uğradı. Osman Turan'ın kayınvalidesi Nemika Sultan, Abdülhamid'in en büyük oğlu Selim Efendi'nin kızıydı. Nemika Sultan'dan Abdülhamid'e taalluk eden meseleden dolayı helallik aldı. Biz gençlik saikasıyla sizin dedeniz hakkında itale-i kelamda bulunduk. Yani sözle tecavüz ettik. Vatanda onun varisi olarak siz varsınız. Ben ölüm yolcusu olan bir ihtiyarım. Lütfen bana hakkınızı helal edin. Bu sözleri söylemiş. Nemika Sultan da demiş ki Hoca Efendi Hazretleri ne beis var? O zaman bu işler çok oldu gitti, geldi geçti. Yo siz helal edin, helal ettim, helal olsun. Bir daha üç defa söyletmiş. Müsterih ölebilirim demiş. Bana bir Nurcu telefon ediyor. Ben Urfa'ya giderken onunlaydım da o Osman Turan'a uğramadı. Sen uyduruyorsun. Ne Osman Turan'ın bir şey uydurmaya ihtiyacı var, ne benim. Ne bir adamı batırmaya, ne de kurtarmaya ihtiyacım var. Neyse o. Ben hakikate mecbubum. Bunu yaşayan adam söyledi. Osman Turan mücessem bir ahlak sahibiydi. Keşke öyle adamlar çok olsa da sizin gibi gençler örnek alsanız. Yalan söylemesi için bir sebep yok. Sen onunla gideceğin zaman beraberdin de uğramadı. Belki ondan üç gün evvel uğradı. Ben ne Osman Turan tarih not etmiş ne de bana tarih söylemiş. İşlerine gelmiyor. Lakin bu cemiyette o kadar aykırılıklar var ki
Eğer insanları memnun etmek için konuşursan günde 40 defa fırıldak gibi dönmen lazım. Çünkü her çeşit insan karşına çıkıyor. Biz doğduğumuz zamanki yüzle yaşıyoruz. Bir tek yüzüm var. Anadan doğma anti-Kemalistim. Anadan doğma şeriat-ı garra-i Muhammediye'nin fedakarıyım. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Ahlakı müsait olduğu kadar iftira etsin. Televizyonun birinde diyorlar ki Kadir Bey tarih bilmez, Osmanlıca bilmez. Benim sana ne bildiğimi ispat etmeye ihtiyacım yok. Allah'ın lütfu keremiyle kaleme aldığım eserler benim kim olduğumu, ne olduğumu gösteriyor. İstediğin kadar havla fino köpekleriyle işin. Ben düşmanın büyüğünü seçerim. Fethullah'ın adamlarından biriyle mücadele ettin mi? Mustafa Kemal'in arkasından gidenlerden biriyle mücadele ettin mi? Ben Karadenizliyim, muhterisim, savabı harisim, gavurun da büyüğüne düşmanım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ın lütfu keremidir. Bende bir kabiliyet olduğundan değil. Her insan bir keman gibidir. Kemanda mümkün ve muhten olan bütün sesler meknuzdur. Çalan takatine göre ondan ses çıkarır. İnsan denilen kemanı kader çalar. Nasibi kadar seviyeli ses çıkar. Nasibi kadar bereketli iş çıkar. Söz benden sadır olsa da faili hakiki Allah-u Azimişan'dır. Onun lütfu keremi sayesinde. Kimseyi memnun etmeye niyetim yok. Memnun olan olur, olmayan olmaz. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ahiretteki hesaba gözümü dikmişim. Allah-u Azimişan beraat fermanıyla beni huzuruna kabul edecek inşallah cümlemizi de. Allah-u Azimişan bu nimet-i imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden sizlere, ekran başındakilere bela gamba bela inam-ı ihsan-ı ikram eylesin. Allah-u Azimişan o günü görenlerden ve gerçekleştirenlerden eylesin. Allah-u Azimişan neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere ifka buyursun. Amin. Ecdadımıza rahmet eylesin. Amin. Bu nimetin bize kadar intikalinde hizmeti sefkat olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Amin. Milletimizi hüviyet-i asliyesine çevirsin. Amin. Milletimizi hüviyet-i asliyesine çevirsin. Amin. Hüviyet-i asliyesine çevirsin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacaktır.